Sektörün Aynası'ndan hepinize merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuzda Öz Küçük Çavuşlar'dayız. Yanımızda firma sahibi Sayın Mehmet Bey var. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, öncelikle biz sizi tanımak isterim. İsmim Mehmet Küçük Çavuş. Aslen doğma büyüme Karabüklüyüz. Burada plastik doğrama, alüminyum doğrama, demir doğrama, mermer ve ısı cam işlerini yapıyoruz. Bölgede halkımıza hizmet etmek için bulunmaktayız. Evet, buradaki işlerinizi daha faaliyetli görmesi için biz sizin için güzel VTR hazırladık. Bütün işlerinizi içeren bir VTR. Bu VTR'yi dilerseniz öncelikle izleyicilerimizle birlikte bizler de izleyelim. Sonrasında söyleşimize devam edelim. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi VTR'mizi izliyoruz, ardından tekrar buradayız. Şimdi işlerinizi daha faaliyetli öğrenmek istiyoruz. Öncelikle bulunduğumuz yerden başlayalım. Şu anda soğuk demir ve çelik konstrüksiyon yaptığımız atölye kısmındayız. Burada arkadaşlarımız işte Perforce Korkulu ürünleri görebiliyorsunuz şekilde. Baca saçları, çelik çatı ürünleri, merdiven korkulukları, çelik kapılar, demir kapılar, aklınıza gelecek soğuk demir işleri, sıcak demir işlerini itinayla, özenerek yapıyoruz. Evet, burada bulunduğumuz yerde kaç çalışanımız var? Şu anda mevcut çalışanımız 17 kişiyiz şu anda. 17 kişiyle birimler kendi arasında her birimin kendi ustaları, kalfaları ve ara elemanları bulunmaktadır. Bu ara elemanlar onlara yardımcı olmaktadır. Evet, şu an bizi izliyorlar izleyicilerimiz. Sizlere ulaşmak isterlerse siz bu bölümde izleyicilerimizin her isteğine karşılık verebilecek bütün demir perforje işlerini yapabiliyorsunuz değil mi? Teknik anlamda projesini çizebilecek mühendis ve mimar arkadaşlarımız bulunmakta bünyemizde. Aynı zamanda biz babadan oğula bu sektörü temelden, çıraklıktan gelme olduğumuz için, kendimiz de konuya hakim olduğumuz için her gelen müşterimize elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışıyoruz ve çözümlerini üretiyoruz. Evet, şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz? Hangi bölüme? Çelik atölye tarafını bir inceleyelim, gösterelim müşterilerimize. Onların beğenilerine sunalım. Tamam, peki. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi çelik atölye bölümümüzü geziyoruz. Baca saçları yapıyoruz. Burada baca saçları biraz altı kaynak makinalarıyla hassas bir şekilde kaynaklarını yapıyor. Bu kısımda sadece gazaltı kaynak kısmı yapılıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi diğer bölüme doğru ilerliyoruz. Şimdi, evet Mehmet Bey, şu an neredeyiz? Şu anda biz kesimhane bölümünde ve büküm bölümündeyiz. Burada makinalarımızda saçlarımız kesiliyor. Kesilen saçlarımız Afgan preslerimizde. Burada ustalarımız büküyor bunu. Sonra kaynak atölyesi bölümüne geçip orada işlem haline geliyor. Şimdi burada gözlem olarak görebileceğiz ki nasıl büktüğümüzü müşterilerimize de gösterebileceğiz. Evet, şu anda izleyicilerimiz zaten bizimle birlikte bu alanı da görmekteler. Buradaki çalışmaları genel olarak, yani bu makineyi genel olarak hangi çalışmalar üzerinde kullanıyorsunuz? Bu makinaları, sadece bu iki makinamız saç kesim ve büküm işlerinde, şekillendirme işlemlerinde kullanabiliyoruz. Onun haricinde başka bir işlemde kullanılamıyor. Makinenin özelliği bu. İstediğiniz açılara göre, gönyelere göre bükümler yapabiliyoruz. Evet, peki o zaman. İzleyicilerimiz bu bölümü şu an daha detaylı görürken biz de dilerseniz yavaş yavaş diğer bölüme doğru yol alalım.
Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi de cam bölümüne geldik. Buradaki cam işleyişini öğrenelim sizden. Camlarımız önce tabakalar halinde bize geliyor. Onları istifliyoruz. İstifledikten sonra ustamız kesim makinesinde bunları keserek sonra ısı yıkama makinesinde yaklaşık 60 derecelik sıcak sularda saf suların içerisinde camlar yıkanarak çift cam haline getirmeye çalışıyoruz. Buradan güzel bir makine farkını gösterelim. Nasıl yapılıyor bir gösterelim müşterilerimize. Devam edelim. Tamam, peki o zaman biz ilerleyelim o tarafa doğru. Kesilmiş camlarımızı makinenin sol tarafından verip içerisinde özel fırçalarla yıkandıktan sonra sağ taraftan çıkıp camlar çifleniyor el değmeden. Daha sonraki oradan alınan camlarımız ilaçlama makinesinde ilaçlanarak ısı cam haline geliyor. Evet, bu ısıl işlemden geçmesinin sebebi nedir camların? Camlarımızın içlerinin çok temiz olmasını ve yalıtkanlığı sağlayabilmesi için. Peki o zaman. Şimdi bu bölümümüzden sonra nereye ilerleyeceğiz? Biz şimdi mermer bölümümüze geçelim. Mermer atölyemizi gösterelim müşterilerimize. Dilerseniz oraya gidelim. Tamam. Evet, şimdi de mermerlerin olduğu yerdeyiz. Burayı anlatır mısınız bize? Buradaki işleyiş nedir? Şimdi bizim işlerimiz bütün olduğu için biz plastik doğramada pencerelerin altlarına denizlik kısmını da kendi bünyemizde yapıp bunun için de mermer atölyesini açarak mermer makineleriyle kesimlerini yapıp müşterimizin başka bir mermerciye ayrıyetten gitmesini, plastik doğramacıya ayrı, mermerciye ayrı gitmesini engellemek için bunun için burada mermer atölyemizi onun için açtık. Burada itinayla bütün müşterimizin denizlikleri, denizlik mermerleri özel makinamızla kesilerek, araçlarımıza yüklenerek montajı sevk edilmesi. Evet, yani bütün çözümler bir arada burada sizinle birlikte sunuluyor. Tabii ki, yani vatandaş demirci, mermerci, camcı, penci, alüminyumcu aramadan tek bir firmada hepsini yaptırıp sorumluluğunu bilen bir firmaya yaptırırsa rahatlığını yaşayacaklar. Evet. Peki, burada forkliftimiz vardı. Onu da gördü izleyicilerimiz. Burada mermerin kesim aşamasını da gördüler ki şu anda çalışılıyor, evet, arkamızda. Bunun dışında bizim gideceğimiz yeri şimdi söylerseniz. Şimdi biz PVC atölyemizi gezeceğiz. Plastik doğrama atölyemizi gezeceğiz. Dilerseniz oraya geçelim. Tamam, buyurun. Evet Mehmet Bey, burayı anlatabilir misiniz? Bizim burası kesimhane dediğimiz kısım PVC'de. Bizim ham maddemiz beyaz ve renkli olarak iki çeşitli renk ham madde gelir. Boy halinde raflarımıza konur. Şu anda beyaz stok bölümündeyiz. Kesimhanemizde son sistem makinamızda metresini kendisinden ayarlayan çift kafa kesim yapan makinamız, ustamız bilgisayar programına verilerini yükleyip sadece düğmesine basarak kesim yaptığı bölüm. Buradan sonra bu su tahliye deliklerini açmak için su tahliye makinalarına gider. Oradan da temizleme makinalarına ve kaynak makinalarına gider. En sonunda çıta makinalarında çıtası kesilerek en son aşamada doğrama aşamasına gelmiş olur. Bunu da biz değerli müşterilerimize kısım kısım makinalarıyla beraber, ustalarıyla beraber ürünlerin nasıl yapıldığını tek tek göstereceğiz. Dilerseniz şimdi biz su tahliye makinesi bölümüne doğru gidelim. Kesimden çıkan malzemeler burada su tahliye delikleri, kanal delikleri el değmeden makineyle açılır.
daha sonra kaynak bölümüne geçer. Su tahliyesinden gelen malzemeler kaynak makinamızda kendi gönyesinde doğru derecede çift kafa kaynak makinasında kaynatılıyor. İsterseniz izleyicilerimize görüntülerini de gösterelim. Evet, yine el değmeden makine parkurlarıyla ustamız sadece düğmelere basarak yönlendirme yapıyor. Bu bölümden çıkan ürünlerimiz çapakları ve pis kenarları alınsın diye temizleme ünitesine geçer. Temizleme ünitesine geçelim derseniz. Tamam, peki buyurun. Kaynaktan çıkan malzemeler temizleme ünitesine gelip temizleme makinasında köşesindeki şu görmüş olduğunuz çapaklarını özellikle bu makinamız temizleyip toplama ünitesine getiriyor. Toplama ünitesine dilerseniz bitmiş mamul olarak da gösterelim. Beraber buyurun gidelim. Yine bu bölümde cam çıtalarımızı takıp kolumuzu takıp pevrazımızı takıp son ustamızın kontrol edip sevkiyata hazırlamasını aşamasına gelmiş oluyor. Daha sonra müşterilerimizin evlerine gidiyor. Buradan da montaja geçiyor. Evet. Şimdi PVC atölyesindeki gezimizi burada sonlandıralım. Dilerseniz cam balkon bölümümüze geçelim. Cam balkon ürünlerimizden de bir iki tane gösterip müşterilerimizi bilgilendirelim. Tamam, buyurun. Evet, şimdi burada cam balkon bölümündeyiz. Cam balkon bölümünde camlarımızı ve profillerimizi özel birleştirerek tekerlek ve fitil ayarlarını yapıp montaja sevk haline getiriyoruz burada. Firmamız cam balkonunu itinayla özenerek tek tek yapmaktadır. Evet, yani şöyle diyelim, uzun lafın kısası değerli izleyicilerimiz. Burada Mehmet Bey size evinizde cam, PVC, demir doğrama ile ilgili bütün çözümleri sunuyor. Dilerseniz hazırlanmış kapı, PVC kapılarınız var. Onları da görelim. Tabii. Oraya doğru ilerleyelim. Buyurun efendim. Evet Mehmet Bey, şimdi showroom'dayız. Evet, showroom'umuzda burada perakende müşterilerimize ürünlerimizi tanıtıp ondan sonra ölçülerini alıp fiyat veriyoruz. Buradaki ürünlerimizi isterseniz beraber gösterelim müşterimize. Volkswagen pencere çeşit dediğimiz ürünü gösteriyoruz. Kızaklıdır. Çok rahat bayanlarımız kullanabilir. Burada pencere kanadımızı özellikle açıp kapatıyoruz. Ve kapımızı açıp kapatıyoruz. Kilitliyoruz. Alüminyum korkuluk yapıyoruz. Görmüş olduğunuz ürünümüzü istediğiniz şekilde yerine montajını yapıyoruz. Peki. Ayrıca banyo ve tuvaletlerimiz için havalandırma menfezlerimiz var. Bu menfezlerimiz şu şekilde ürünü gösterelim. Pratiktir, kolaydır, kendisinden yapışkanlıdır. Müşterilerimiz kolaylıkla kendileri bile takabilirler. Yani şöyle göstereyim ürünü. Açın kapılarını bilebiliyor. Gayet kaliteli sağlam bir ürünümüzdür. Biz burada müşteriye perakendede hep bütün ürünlerimizi gösterip onların beğenilerini sunuyoruz. Evet Mehmet Bey, şu an bizi sektörün aynası izleyicilerimiz ekranları başından izliyorlar. Kendilerine son sözlerinizi almak istiyorum. Kaliteli, ilkeli bir yapıyla müşterilerimize daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz. Gerek Karabük il ve ilçelerinde olsun, Türkiye'nin belli noktalarının bütün noktalarında gidip oralarda imalat montaj yapabileceğimizi değerli müşterilerimize sunarız.